Rıza. Rıza. Hadi canım git giyin. Dayım benim. Hadi bakalım şu pijamaları bir değiştir bakalım. Hadi bakalım. Oo, dayısının gülü evleniyor muymuş? Evleniyor muymuş kocaman? Evlenmiyormuş. Evlenmiyormuş. Abla artık sen de zorlama ya. Ha? Madem aile istemiyormuş Nur Hayat bırak dönsün evine. Yazık kıza da ya. Nişanlı, sevgili her zaman bulunur. Ama anne baba bir tane değil mi? Saçmalama Rıza. Gençler birbirini sevmiş. Sen kızı kaçırmışsın. Artık bu saatten sonra kim engel olabilir ki bu evliliğe? Abla genç değiliz bir. Kızı ben kaçırmadım. Kendisi kaçtı iki. Bu evliliğe de ben engel olacağım üç. Sus sus. Kocaman oldu bu çocuk maşallah. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Günaydın. Ay herkes nerede ayol? Kahvaltı için giyiniyorlar. Her zaman olduğu üzere. Nasılsın Orçuncuğum, iyi misin? Ben iyiyim babam öksüz. Geleceğim bugün. Ya ne konuşacağız ya? Konuşup da vakit kaybetmeyelim. Direktman aksiyona geçelim. Bugün hikayemizde serim, düğüm, çözüm olmasın. Serimi at. Direkt düğüm olalım. Sonra nasıl olsa çözülürüz zaten. Anlamadın. Anlamadığını anladım. Benim canım kahve fincanı. Fincanı taştan oyun, mutfağa koyun. Dekoratif durur. Müşteri sever yani. Oldu benim canım. İyi günler. Kim o? Usta. O usta ama sen değilsin. Bu çapkınlık işlerinde daha çıraksın Selahattin. Bir şeyler dönüyor. Hepsinin farkındayım. Aman sakın. Bak, vallahi çarpılırsın Gülistan ha. Günah almak çok tehlikelidir. Sen bana baksana ya. Ben başka kadınlara benzemem. Sineye çekmem, sana çektiririm. Benim ekonomik özgürlüğüm var, sosyal çevrem var. Muhtelif STK'larda bil fiil görevlerim var. Duyayım öyle bir şey yaptığını. Tutarım kulağından, yallah kapının önüne. Aile dağılır, oğlan da bende kalır. Hiçbir şey değil de tosunumdan, evladımdan nasıl ayrı kalırım ben onu düşündüm. Saçmalama Gülistan. Nereden çıktı bu ayrılık lafı falan ya? Vallahi biliyorsun. Hı? Hı. Ay delili. Değildi. Neydi o ya? Göz var, izan var. Mıydı? Damsız girilmez. İkili kamera. Değildi. Neydi o ya? İşine gelmediği için unuttun Selahattin. Gözüm üstünde işareti bu. Ayağını denk al. Kırmayayım o ayakları. Benim annem de babam da çok muhterem. Beni uluslararası standartlarda çeperi, auralı, destansı bir ev kızı olarak yetiştirmiş insanlar. Ben babamın bir bakışından, bir göz kırpışından, bir hapşırığından, bir hıçkırığından mesajı alan, onun bir dediğini iki etmemiş, hayırlı evlat kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkmış, zirveye oturmuş ve adını altın harflerle yazdırmış bir kişiyim Şeymuz amcacığım. Evet. Şimdi kızım biz... Yalnız bir de çizilmiş bir kader var. Rıza benim kaderim. Alnıma yazılmış bir isim. Koluma vurulmuş bir damga, sırtıma yapılmış bir dövme. Kalbimde bir kılıç yarası, doğmamış çocuklarımın babası. Aman öyle deme ya. Öyle, lafım kesme canım. Rıza'mın anne babama karşı olan ilgisizliğinden, saygısızlığından, terbiyesizliğinden ve hadsizliğinden dolayı belki benim annem ve babam biraz kırılmış ve küsmüş olabilirler. Tabii bizim için. Ama ben gerekirse bu aşk için anne babaya karşı asi olurum, isyankar olurum. Olurum ama gene de Rıza'mdan vazgeçmem. Vallahi yavrum şimdi... Dediğim ve bavulumu aldığım kaçtım geldim. Ay Şeyhmus amcacığım sizin ben lafınızı bağla kesmiş gibi oldum. Siz ne diyordunuz? Babam ambali oldu Nur Hayat. Onun ayarları bozuldu. Bir kapatıp açalım o kendine gelir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.